Selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Size nasıl katkı sağlayabilirim? Size nasıl yardımcı olabilirim? Evrene nasıl bir güzelliğimiz olur? Belki bir fiziksel rahatsızlığınızın ya da psikolojik rahatsızlığınızın yok olmasına vesile olmak üzere sizi canlı yayına alırız ve bundan kurtulursunuz. Sizi canlı yayına aldığımızda bizi dinleyen herkesin şifasına vesile oluruz aynı anda. Ya da içinizden biri kanal olmak ister. Onu kanal olarak canlı yayına alırız. Meditasyonlar yaparız. Ya da Refik Korkmaz eğitimleriyle alakalı, yani bilinçaltı diliyle alakalı sorular sormak isteyebilirsiniz. Sorularınızı sormanız için sizi canlı yayına alırız. Size katkı olmak için buradayım. Sizler rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazıncaya kadar ben de Refik Korkmaz eğitimlerini tanıtayım. Refik Korkmaz eğitimleri 29 yıl önce kuruldu. 24 yıl boyunca eğitimi kendi içinde geliştirdim. Bu 29 yılın son 5 yılında eğitimler vermekteyim. Eğitimlerimiz 5 modülden oluşmakta. Birinci modülümüzde bilinçaltı dilini öğretiyoruz. İkinci modülde şifacı olmayı öğretiyoruz. Üçüncü modülde levhai mahfuz nasıl bir yer onu öğretiyoruz. Dördüncü modülde İlyada destanı bilinç altında ne demek? Bunu öğretiyoruz. Beşinci modülde Odiseya destanı bilinç altında ne demek? Bunu öğretiyoruz. Eğitimlerimiz online Zoom programı üzerinden yapılıyor. Sabah 10'da başlayıp akşam 19'da bitiyor. Eğitimlerimizin 5 modülünü alabilirsiniz, 4 modülünü alabilirsiniz, ister 3 modülünü alın, ister 2 modülünü, ister 1 modülünü alın. Kaç modülünü alırsanız o kadar modülün eğitmeni olursunuz. Bir modül aldığınızda bir modülün eğitmeni olursunuz. Ve hemen o gün eğitmen olursunuz. Ayrıca bundan sonra vereceğim bütün eğitimleri Facebook kapalı grubundan izleme hakkına kavuşursunuz. Ve gelecekte ve geçmişte verdiğim 830 eğitimden fazlasını yine Facebook kapalı grubundan izleyeceksiniz. Çünkü onların hepsi orada kayıtlı. Ve sertifikanız 1, 2, 3, 4 yıllık sınırlamayla değil, sertifikanız sonsuza kadar geçerli. Daha doğrusu bizim eğitim sistemimiz var olduğu müddetçe geçerli. Yenileme ihtiyacı hiç yok. Eğitmen arkadaşlarımızın gönderilerini, video ve duyurularını sayfalarımda paylaşıyorum. Eğitmen arkadaşlarımızdan eğitim alın. Benden eğitim alın. Haydi, hepimiz size daha fazla hizmet sunmak için buradayız. Refik Korkmaz eğitimleri. Bakalım kimler rahatsızlıkları hakkında ne yazdılar? Merhaba hocam. Herkese merhabalar. Sevil Hacıyeva, Sevil Hanım, Azerbaycan'a selamlar, saygılar. Sevil Hacıyeva bizim Azerbaycan'dan eğitmenimiz. Kendisinden Refik Korkmaz eğitimlerini talep edebilirsiniz. Peki, yorumlarınızı okudum. Henüz canlı yayına alacağım türden rahatsızlığı olan bir arkadaşımız çıkmadı. O halde size bazı bilgilere devam edelim. Peki kimi canlı yayına alacağız? İyileştiği ya da iyileşmediği anında anlaşılabilecek türden rahatsızlıkları olanı canlı yayına alacağız. Mesela hiç duymuyor. Onun iyileşip iyileşmediği kanıtlanabilir. Saniyesinde duyuyorum hocam der ya da duymuyorum der. İşte böyle. Nedir? Kulak zarı deliği, işitme problemi, görme problemi, burunla alakalı problem, dille alakalı problem, kist, nodül, miyon, kanserli kitleyle alakalı problem. Bu kitlelere ele geliyorsa bunların iyileşip iyileşmediğini anında anlamak kolay olur. Güvercin göğüsü, kunduracı göğüsü, bel çukuru aşırı derinliği, kuyruk sokumunda sıkıntı, skolyoz, bunların da iyileşip iyileşmediği anında görünür.
Bir bacağın diğerine göre kısalığı, bunun da uzayıp uzamadığı, eşitlenip eşitlenmediği hemen anlaşılır. Böyle rahatsızlığınız varsa sizleri canlı yayına alırız. Haydi. Rahatsızlıklarınızı siz yazarken ben yine evrene mucize ötesi, alemler ötesi bilgiler sunmaya devam edeyim. Ve bu arada Gülbahar Hanım demiş ki sol yumurtalığında 6 santimlik kist var. Rahimde miyom var. Peki. Canlı yayına katılmak istediğinde canlı yayını alırız. Evet arkadaşlar. Ben de şimdi canlı yayına bir arkadaşımız katılıncaya kadar sizlere bilgiler vereyim. Sizlere serebral palsi hakkında bilgi vereyim mi? Serebral palsi hakkında sadece bilgi versem birkaç kişiyi ilgilendirir. Hemen hemen binde birimizi ancak ilgilendirir. Dolayısıyla binde 999'umuzu ilgilendirmez. Peki hem serebral palsi olsun hem de herkesi ilgilendiren konu olsun. Şu, anne rahmindeki bebeğin durumu. Arkadaşlar, annelerimiz, eğer rahminize bir bebek düştüyse, düştüğü andan itibaren, ta dünyaya gelinceye kadar, ona nasıl davranmanız gerektiğini anlatayım. Cinsiyetini biliyorsanız ona cinsiyetiyle hitap edin. Cinsiyetini bilmiyorsanız lütfen ona hitap ederken bir cinsiyet sözcüğü kullanmayın. Çünkü o bir erkekse kızım diye onu seviyorsanız o bunu duyar ve erkekse kız olmaya gayret eder. Doğduktan sonra cinsiyet karmaşası oluşur. Eğer kızsa oğlum diye onu seviyorsanız, aslanım, paşam diye seviyorsanız, doğduktan sonra o kız cinsiyet karmaşası yaşar. Çünkü anne karnında cinsiyetini sizin istediğiniz yönde değiştirmeye gayret eder. Ve yine rahminizdeki bebeğe kuzum, serçem diye hitaplarda bulunmayın. Evet, serçem diyen kimse yok da kuzum da demeyin. Kuzu demek, serçe demek, kurban demek. Hani hayat karşısında sürekli kendisini kurban modunda hissedenler var ya, sürekli kurban modunda olmaktan çıkar sağlayanlar var ya, İşte buradan kaynaklanır. Peki ne deyin onları? Zümrüdü ankam diyebilirsiniz. Ve rahminizde bebeğiniz varken ölüyorum, sürünüyorum, kendimi kötü hissediyorum, iyi olmaya çalışıyorum, iç güveysinden halledeceğim. İşte ne olsun, yuvarlanıp gidiyoruz. Kendime de hayrım yok, kimseye de hayrım yok. İyiyim. Sözcüklerini kullanmayınız. Onun yerine yüksek frekanslı sözcükleri kullanınız. Mucizeyim, mucize ötesiyim, nur hayat ötesiyim, nuru şah ötesiyim, kaf ötesiyim, zümrüdan ka ötesiyim, alemler ötesiyim sözcüklerini kullanınız. Rahminizde bebek oluştuğu andan itibaren ola ki sizin için zamansız bir hamilelikse sakın bunun üzerinde durmayın ve bunu bir avantaj olarak düşünün. Çünkü zamansız hamilelikten kaynaklı bütün serzenişleriniz bebeğe geçer ve bebek tavır alır. Der ki beni istemiyorlar. Zamansız bulmuşlar. Beni bakamayacaklarmış.
İş güç benden daha önemliymiş der. Allah korusun. Tavır alır. Tavır alan rahimdeki bebek intihar edebilir. Arkadaşlar, annelerimizin rahmi Marmara Denizi ve hepimizin anneleri Türkiye. Marmara Denizi'nde yani rahminizdeki bebek hayata küser, hayattan alır başını giderse, ölmek isterse Karadeniz'e gider, İstanbul'dan ve artık o ölür. Dolayısıyla onu zamansız bulmayın, onu istenmeyen bebek olarak görmeyin. Akrabalarınızdan da aynı şekilde beklentide olun. Onların da bu bebeği sevmesini, onun varlığını onurlandırmasını isteyin. Çünkü akrabalarınızın söylediklerine de, komşularınızın söylediklerine de çocuk, bebek bakar, ona göre dünyaya gelip gelmemeye karar verir. Ya da kendisini kas katı keser, taş gibi olur kasları. Doğduktan sonra serebral palsinin kasılmış kaslı haliyle yaşamına devam eder. Ayak bilekleri, el bilekleri, dizleri, dirsekleri, kalçası, eklemleri yavaş hareket eder. Hatta hareket dahi etmez. Esnekliği yoktur. Serebral palsinin bu yönlü rahatsızlığı zamansız, istenmeyen bebek sıkıntısından kaynaklanır. Ya da zamansız bulunduğunu anlarsa sizin sözlerinizden o bebek, akrabalarınızdan birisi onu istemediğini belirtirse, inanın ki ruh her şeyi duyuyor. Demin ki anne karnındaki bebek dışarıdakileri ne bilecek? Hatta şöyle diyebilirsiniz. Ben Kayseri'deyim. Benim eltim Stuttgart'ta. Eltim bu bebeği istemiyor. Her yerde de söylüyor. Stuttgart'ta bunu dillendiren eltimin bu rahatsızlığını karnındaki bebek nereden duyacak demeyin. Ruhların birbirini duyması için mesafeye ihtiyaçları yok ki. Bütün ruhlar bir ve beraber ne dediklerinizi biliyorlar. Dolayısıyla istenmeyen bebek ikinci türde bir tavır sergileyebilir. Madem böyle bir dünya, ne hali varsa görsün bu dünya der. Ne halim varsa onu yaşayayım der ve kendisini Marmara Denizi'nde yani sizin rahminizde tamamen serbest bırakır. Bütün kasları bal kadar yumuşacık olur. Doğunca da kaslarını tutamayacak halde serebral palsinin ikinci rahatsızlık türüyle yaşamına devam eder. Siz onları severseniz, varlıklarını onurlandırırsanız, değerli bulursanız onları bu rahatsızlıklara düşmezler. Hani demin dedim ya, sadece serebral palsiyi anlatsam 1.000 kişiden biri dinler. Diğerlerinin ihtiyacı yok çünkü. Fakat şimdi yelpazeyi genişlettiğimizde bakın nasıl faydalı oluyor size. Eğer rahminizdeki bebek bir sıkıntı yaşıyorsa onun çözümü çok çok kolay, şifasını hemen kolaylıkla vesile olursunuz. Gözünüzü kapatırsanız Marmara Denizi'ni tertemiz masmavi sularıyla görürsünüz. Uterusunuz tamamen şifalanmış olur. Orada o deniz bebeğinizin şifasına vesile olacaktır. Marmara Denizi tertemiz göründü hayalinizde. Ay bütün nişanı Marmara'ya yansıttı. Ay ışığı ta deniz dibine kadar, tabanına kadar ulaştı. Güneşin ışıkları deniz tabanına kadar ulaştı. Böyle hayal ederseniz
Bebeğinizin sıkıntıları sizin rahminizdeyken tamamen ortadan kalkar. Ve Marmara Denizi'nin kenarını, kıyılarını, dağlarını, ovalarını, ayın ve güneşin ışınları altında görürseniz, kistlerden, miyondan kurtulursunuz. Rahim kalınlaşmasından, rahim deformasyonlarından kurtulursunuz. Ve eğer sezaryen doğum yapmak değil de normal doğum yapmak, kolay şekilde doğum yapmak istiyorsanız, doğum anınızda Çanakkale Boğazı'nın esnediğini rahatlıkla iki yana çok rahatlıkla açıldığını, Marmara Denizi'ni dolduran o bebeğin Çanakkale Boğazı'ndan ve Ege Denizi'nden rahatlıkla çıkıp gittiğini, Akdeniz'e ulaştığını hayal edin. Anadolu'dan, Marmara'dan, rahimden, hamilelik dönemi bebeğinizle iletişiminizden söz ettik. Daha da 10 yıl boyunca da vallahi konuşabilirim. Size böyle bilgiler aktarabilirim. Yüce Allah'ıma milyonlarca kez, trilyonlarca kez, sonsuz kez şükürler olsun ki böyle bir zihin, böyle bir bilgi bize nasip etmiş. Bunu sizlere bilgi olarak paylaşmak da nasip olmuş. Ve sizlerin şifanıza vesile olmam da, olmak da nasip olmuş. Ben ne kadar şanslıyım, siz ne kadar şanslısınız. Ben nasıl bu kadar dünyanın en şanslı insanı olabildim? Ey Yüce Allah'ım, şükürler olsun sana. Amin. Benden daha şanslısı var mı? Olsun. Olsun tabii ki. Amin. Bakalım neler yazdınız? Yazdıklarınızı okuyalım. Arkadaşlar ben konuşma sırasında gözlerimi kapatıyorum, ekrana bakmıyorum. Çünkü konsantrasyonumu toplamam daha kolay oluyor. Şimdi gözlerimi açtım ve yorumlarınızı okuyorum. Maşallah. Bir sürü yorum gelmiş. Şimdi okuyalım. Hala okuyorum. Bir gül yorulmaz. Allah razı olsun. Yüce Allah'ım böyle bir yetenek vermiş bize. Ebru İzmirli hocamız şöyle yazmış. Malatya'da dünyaya geldim. Baba mesleği sebebiyle annem orucunu
hamileli tutmuş. Babam oğlum diye seslenmiş 9 ay bana. O zamanlar ultrason yokmuş. İnsan mizacını etkiliyor tabii, haklısınız hocam demiş. Ebru Hanım, işte bunu güzel örneklendirmiş. Keşke olmasaydı. Bundan sonra olmasın diye arkadaşlar bu bilgiyi birbirinizle paylaşın. Marmara'daki bebeğe nasıl davranılması gerektiği bilgisine. Vaktinden geç doğmak nedendir hocam demiş. Vaktinden geç doğmasın diye bebekler hepimiz bir hikayeyi birbirimize anlatırız. O hikayeyi ben bilmiyorum demeyin, vallahi biliyorsunuz. Evet, vaktinden daha fazla bebek orada kalmasın diye, 9 ay 20 gün 10 ay kalmasın diye. Çünkü orada kalırsa nefessiz kalır, zehirlenir. Allah korusun. Kötü duruma gelir. Bebekler orada kalmasın diye bizlerin bildiği çok muazzam bir hikaye var ve biz o hikayeyi söyledikçe anne rahmindeki bebeğe bu hikaye ulaşıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam o hikayeyi bilmiyorum. Vallahi biliyorsunuz. Bakın şimdi size hatırlatacağım. Nuh tufanı. Arkadaşlar hepinizin, yani annelerimiz, bebek doğuran annelerimiz. Hepiniz bebek doğurduğunuzda birer Nuh doğurdunuz. Ve o sizin karnınızdayken kızsa 9 ay geldiğinde dediniz ki kızım gemi hazırla kendine, birazdan burada deprem olacak. Tsunami'ler olacak. Ve burada daha fazla kalırsan burası son derece kötü bir dünya. Yaşanılmaz. Berbat bir dünya. Eğer erkek evladınız varsa rahminizde 9 ay 10 gününüz dolunca şunu ruhunuz ona göndermiştir. Oğlum gemini hazırla, burası yaşanılmayacak kadar kötü bir dünya, artık kötüleşiyor. Bugüne kadar iyiydi, seni besledik ama bundan sonra kötü bir hale gelecek, yaşanmaz bir hale alacak. Zehirlenirsin burada bu pisliklerin içinde. Birazdan deprem olacak, tsunamiler olacak, tufanlar kopacak. Gemini hazırla. İşte anne rahminde daha fazla kalmamak için bizlerin ona gönderdiği, ruhumuzla anlattığımız mesaj bu. Nuh tufanı. Ve Marmara'da gerçekleşir tufan. Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları bu depremleri, anne rahminin kasılıp gevşemesi hareketlerini sağlamak için vardır. Ve Çanakkale iki yana açılır. Tufanlarla bebek bindiği gemiyle Marmara'dan Çanakkale Boğazı vasıtasıyla Ege Denizi'nden geçerek Rodos ve Fethiye arasından Kıbrıs'a ulaşır. Kız bebekse Kıbrıs'ın güneyine, erkek bebekse Kıbrıs'ın kuzeyine ulaşır. Haydın bıra. İşte arkadaşımızın sorduğu, vaktinden geç doğmak nedendir hocam demiş. Vaktinden geç doğmasın bebekler. Oğlum bebek karnımda gerginlik yaşadık. Oğlum 8 aylık doğdu. Hep düşük tehlikesi yaşadım. Şimdi oğlum hep mutsuz. Şunu yazmış. İlk cümleyi bir düzgün okumadım. Oğlum bebek karnımda gerginlikler yaşadık eşimle. Tabii benim düzgün okumayışım arkadaşımızın cümle yapısından kaynaklanıyor.
Emine Kılıç 38 demiş ki hocam siz farkındalık ve aydınlık veriyorsunuz demiş. Allah razı olsun. Cevahir Uğur biz çok şanslıyız demiş. Allah razı olsun. Köylüysen hocam 6 saat sünni sancı çekip doktora göre normal doğması için hiçbir sebep olmadan doğmak istemedi ve sezaryen olan bebek neden normal doğmamıştır? Demin sebeplerini anlattık. Hocam, benim de rahminde kalınlaşma var, kist ve miyom var. Ameliyat gerektiğini söyledi doktorlar. Ameliyat olmadan tedavisi olur mu? Az önce söyledim ya. Bu videoyu bir kez daha dinleyin. Hepsinden kurtulun. Amin. Bizler sizi tanıdığımız için çok şanslıyız. Yolunuz hep iyilerle kesişsin. Amin, amin, amin. Allah razı olsun. Sizin de aynı şekilde olsun. Amin. Ebru İzmirli hocamız demiş ki bu videoyu sayfamda yayınlıyorum hocam. Lütfen yayınlayınız. Arkadaşlar bunu YouTube'da da paylaşıyorum, Facebook'ta da. Instagram'dan indirebilirseniz indirin. Instagram'ınızda paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın. İki yıl önce kızımın karnında bebek ölmüş, farkında değil. O ara Covid oldu. O arada Covid oldu tüm dünyada, şehirler arası. Yanında olamadım kızımın demiş. İnşallah şifası gerçekleşsin. Amin. Arkadaşlar ayrıca bir de öyle bir başka durum var. Onu bir başka eğitimimizde anlatırız. Anne karnında vefat eden bebeğin ruhu konusunu. Çünkü o da temizlenmesi gereken bir durum. Bebeğin ruhu orada kalıyor. Oğlum prematüre doğdu. Şu an 27 yaşında. 4 yaşından sonra konuşma bozukluğu oluştu. Kekemelik var. 11 yaşında tedavi oldu ama hala kekemeliği var. Bu durumları düzeltmek lazım. Seda harikalar diyarında inşallah gözünüz şifa bulsun Seda Hanım. Amin. Ns.Bakü iyi ki tanıdık sizleri demiş. Allah razı olsun. Hocam, kızım kas hastası 35 yaşında. Doğduğunda 12 saat sünni sancı yaşadım. Sonra vakumla doğdu. Kızımın rahatlaması için ne yapabilirim? Kızınızı Marmara Denizi'nde hayal edin. Çanakkale Boğazı'ndan rahatlıkla çıktığını, Akdeniz'e çok rahat ulaştığını hayal edin. Bu durumu düzeltirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum arkadaşlar. Canlı yayınımı kapatıyorum. Eğer siz bütün evrene daha da hayırlı bir insan olmak istiyorsanız ve eğer gönlünüzden geçiyorsa
Temiz yüreğiniz o güzel parmaklarınıza bunu arkadaşlarınıza göndermeyi nasip ettirmişse, içinizden böyle bir güzellik geçiyorsa, bu videoyu paylaşınız. İçinizden geçmiyorsa, kimse duymasın, sadece ben duyayım diyorsanız canınız sağ olsun. Hepinize selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz.